Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Koray var ve çok başka bir yerdeyiz. Peki neden? Şu an Hurdacı'dayız arkadaşlar. Birbirinden garip araba ürünlerini deniyoruz. Neymiş ne değilmiş bir yakından bakalım isterseniz. Dostlar cidden çok ilginç bir ortamdayız diyebilirim. Burada biz az önce sorduk yaklaşık 3-4 milyonluk malzeme var dedi bir abimiz. Bayağı hurda olmuş, yanmış, camı patlamış. Şey olmuş. Arabalar var elimizde. Ama Müslüm Baba'ya lütfen burayı çeker miyiz? Evet, bu arada ilk ürünümüzü ben açıyorum. Koray, bunun ne olduğunu anlatmak ister misin? Tabii abi, yolla bana. Üst kapağı biraz sıkıntılı. Üst kapağı sıkıntılı olan bir ürünümüz var arkadaşlar. Buradan açıyoruz, bunu da açıyoruz. Buradan diyelim ki bir kaza yaptınız, Allah göstermesin. Emniyet kemerini çat diye kestiğini iddia ediyor. Olur kapınıza sıkıştı, basıyorsunuz camı da patlattığını söylüyor. Mı acaba? Bugün bunları denemek için de tam olarak bu gördüğünüz ortama geldik arkadaşlar. Bu arada 10 yıldır beklediğiniz ve gelmeyen o kargo var ya, o kargo gelmeyecek arkadaşlar, haberiniz olsun. O gemi gitti bir kere. Şimdi bunun emniyet kemerini keseceğiz. Yanlış mıyım? Evet. Hocam bu arabanın neyi var bu arada? Gayet sağlam duruyor aslında ama. Silge suyu bitmiş abi bunun. Şöyle ben bir kemeri çıkarayım arkadaşlar sizin için. Oturayım şu arabaya doğru. Allahu Ekber. Bir de koltuk sorunu varmış arabanın. Evet, arabada koltukta sıkıntı var hocam. Şöyle bir kemerimizi takalım. Heh. Evet tamam, şimdi aparatı düzeltelim. Dur ben de bir yanına geleyim, beraber yapalım şu kazayı. Gel bakalım, gel. Koştum. Beraber yapalım kazayı. Ulan ne meraklısın kaza yapmaya be kardeşim. Şöyle bir, burada kıskacı var, bastırıyorsunuz arabayı. Şöyle, dur. Baksana şuna. Aşırı iyi bu arada. Yani... Ay. Bir de burayı keseyim arkadaşlar, size güzelliğim olsun. Şöyle bir... Çeksene kanka bir. Burada... Köreldi mi bıçak hemen ya? Vallahi çalışmadı bak, az önceki zevki vermiyor. Bunun bir tekniği var galiba da ona... İleri geri yapacaksın kardeşim. Ha tamam biraz... Aa tamam. Ay. Tamam, çözdük tekniği arkadaşlar. Kaza yaparsanız dördüncü kazanıza falan çözersiniz bunu. Şimdi arkadaşlar diyelim kemerinizi kestiniz. Bir de camımız var. Yandan çıkamıyorsunuz. Kapınız sıkıştı. Şuradan cama bastırınca kırılıyor diyor. Nefegiler baba. Gel gel şaka yaptım. Motora bakıyoruz. Motora mı? Al kanka bak motora. Bak motor burada. Dostlar şimdi güvenlik önlemi için biz dışarıdan yapıyoruz ama Gürhan sağ olsun bu video için kendini feda etti. Onun için videoya like atarsınız herhalde. Vefakar adam be. Aynen, helal olsun diyoruz. Koray buyur kardeşim. Ve basıyoruz. Dikkat. Sıkıntı yok, güzel. Bir şey olmadı mı? Bir iki kesikle atlattım. Ne oldu? Beynime daha edip. Oğlum ya. Kestik birazcık ya, bir şey yok. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi yeni nesil camlar böyle çift taraflı oluyor. İçi silikonlu falan olabiliyor. Patlamıyor. Yani bu biraz zaten biz eski modelde denedik ama. Bir saniye abi. Evet. Dur. Hayır Koray, tamam. O ayakla yaptığı ince dokunuşlar. Abi ben bir yaramanı falan alayım mı ya? Benim akıyor baya. Koş. Dostlar biz Koray'ın yaralarını bir saralım. Daha sonra da artık sonraki gün ofiste görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, gel gel yapıyorlar bize. Topla gel diyor, topla gel diyor. Hafif sağlı gel, şey yap istersen. Solunu sıkıştırma. Dikkat et. Düz gel diyorlar. Bize gel diyorlar. Ve biz de geliyoruz. Tekerler bir tık inik geldi arkadaşlar. Bize. Yolda da öyle konuştuk zaten. Bu hava kompresörünü şimdi bu arabada deneyeceğiz. Aradan bir gün geçti arkadaşlar. Şu an arabamızla ofise geldik. Ve bir ofise varmamızın büyük bir başarı olduğunu şu an anlamışsınız. Mevlana yine şaşırtmadı. Şimdi bir tane mini kompresörümüz var burada. Fiyatı da 200 lira. Pirana marka. Bunu istiyorsan bir açalım önce. Hadi açalım. Bunun güzel yanı şu dostlar. Arabanızın tekeri indi, bir şey oldu, uzun yoldasınız, bir yerdesiniz falan ve pompa bulamadınız. Bir benzinlik de bulamadınız. Şimdi hava kompresörü bulmak çok zor bir şey değil. Ama bu ürünün bir farkı var. O da nedir? Pirana olmasın. Bu, tabii efendim. Ama asıl farkı bunu çakmak gözüne takarak çalıştırabiliyorsunuz. Bir tane inik bir teker bulalım. Şu teker bana inik gibi gelmişti. Şu sol ön. Bundan nasıl anlıyorsun abi? Bak şu parmağı tutuyorsun, tamam mı? Şu lastiğin kirini alacaksın elle. Number one. Tamam. Ondan sonra baktığın giriyor. Acaba adasın. Üzerine ben çıksam otursam diyorsun böyle. Arabaya binsem. Dediğim gibi topa mopa, ona buna başka hava basacağım bir şey varsa. Onlar için hazırlanmış başlıklar.
biraz tekeri alıyoruz ki deneyelim. Yeter mi? Yeter. Fazla indirdik. Doldururuz ya. Evet, şimdi bir hemen takalım şunu. Şimdi bunun şeyi şurada arkadaşlar. Şöyle 120 watt'lık bir güç sağlıyor bize. Arabayı çalıştırdık. Dene bakalım. Hayır. Şeyi de görelim mi? Şu barı hep beraber görelim mi? Şu an arabamızın barı 24-25 civarı. Bir şey arkadaşlar, hemen buradan bir verelim zehri. 30'a basar mı? Deneyelim. En fazla patlara. Doğru. Sonuçta bizim arabamız olmadığı için böyle şeyleri tabii ki deneyebiliyoruz artık. Bir yarıma daha getirelim. Yani biraz daha gelsin, sonra kapatalım. Çakmak girişine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki çok güçlü bir şey olamaz yani. Ama yine de yani yolda kalsanız, bir şey olsa, başınıza bir şey gelse, bir benzinliğe kadar, hatta yani şu an gösterdiği şeyde benzinliğe ihtiyaç duymadan kullanırsın bayağı. Yani 200 liralık bir ürün için bence arabada bulunabilecek bir şey Koray. Sen ne diyorsun? Kesinlikle. Çabuk çıkar Koray. Bastığımızı geri alıyor. Tekrar bağlamayalım. Evet, şunu da tekrar yerine takalım. Yani kablosunun gücü, yani kablosu da fena değil diyebilirim ya. Genel olarak bundan sonuçta fiyat performans ürünleri arkadaşlar. Kompayeri çok iyi. Bununla ilgili ürün alırken hatırlıyorsan bir tane yorum vardı. Evet. Ne diyordu o yorumu? Çöpe attın mı diyordu. Beş para etmez falan. Hiçbir işe yaramaz, çöpe attım tarzı bir yorum vardı. Ben bu arada bunu gerçekten çöpe atacağımı düşünerek aldım. Yanında olmasın ama. Arabanın bagajına değil mi? Evet, bunu ben çöktüm buna. O zaman bir sonraki ürünümüze geçelim arkadaşlar. Çiziklerle alakalı bir şeyler yapacağız bakalım. Kapatacak mı arabayı? Biz başka bir ürüne ve başka bir arabaya geçelim arkadaşlar. Bu kez de çiziklerle ilgili bir şey deneyeceğiz. Dostlar şimdi 3. ürünümüze geçtik. Arabamızı da değiştirdik. Şu anki ürünümüz de klasik bir otor tuş kalemi. Pars marka, bu markayla ilgili fikrimiz yok. 79 lira bunu ben yazdım unutmayalım diye. Bunu mesela beyaz ya, diyelim ki beyaz Ford, beyaz BMW sallıyorum. Markaya göre değişiyormuş. Yani bunu da mesela Audi olarak aldım ben. Şimdi burada çok ufak bir çizimiz var. Altında biraz daha uzun bir çizimiz var. Burada da derin bir çizik var. Şu küçükten başlayalım. Müsaadenle yapıyorum. Akıt gelsin abi hadi. Şu beyaza dikkat et. Bu renk bir araba yok aslında. Şunu bir deneyelim istiyorsan. Burada en azından farklı bir renk var. Belki bunu kurtaracak bir yolu vardır bunun. Deniyorum. Bir şey diyeceğim. Aslında fena olmadı. Bu bundan daha iyi oldu. Renk tonu olarak. Şöyle bir ufak bir şey yap. Aynen. Bastırman gerekiyor kanka birazcık. Evet evet. O çiziği almadı. Yani onu kapatacak bir şey olmadı yani. Renk tonunda hatamız da yok ama mantıken. Çünkü Audi dedim ve beyaz dedim. Doğru tonu tutturursanız arkadaşlar oje alın. Bunu da almayın diyorum ben. Pelin karakola gidiyor. Gördüğünüz gibi bizden şikayetçi olmak için karakola gidiyor Pelin. Dedi ki bana madem bu kadar delikanlısın kendi arabanda dene dedi. Ben bu challenge'ı kabul ediyorum. Madem onun arabasına zarar verdik ben kendi arabamı da feda ediyorum. 5 günlük arabamı. A few moments later. Aradaki ton farkı müthiş var abi. Bayağı var. Simli koyu gri bu ya. Yani burada istiyorsan deneyelim ama net bir renk farkı oldu açık. O yüzden lütfen arabama zarar vermeyelim diyorum. Arkadaşlar bu videoya 15.000 like gelirse söz veriyorum. Buraya böyle web tekno yazacağım bu kalemle. Söz veriyorum. Şimdiki ürünümüz arkadaşlar Mega Otomarket'in ürettiği OBD 2 sertifikalı araç arıza tespit devresi arkadaşlar. Hemen bunu bir girişimize takacağız. Bluetooth'la bağlanacağız. Arıza var mı gösterecek. Bakalım bu cihazla çalışacak mı? Çalışırsa ben buna konacağım. Bunu ben nasıl takacağız bilmiyorum. İstersen sen bir hallet. Ben çok tecrübe edindim bu konuda. Tabii ki. Cihazımızın bu şekilde girişleri var arkadaşlar. Üzerinde birkaç tane yazı yazıyor. Bildiğiniz aslında basit bir plastikten yapılmış, içerisinde devreleri var. Buradan bunu takıyoruz girişimize. Oldu mu? Oldu. Bu arada arkadaşlar biz bu uygulamayı Google Play'den indirdik. Cihazımızı arabanın girişine taktıktan sonra Bluetooth'la bağlanıyoruz. Sağ üstte de araba işaretini gördüğünüz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. Buradan ayarlara girelim bakalım neyimiz varmış. P1351 diye bir şey buldu. Bu ne anlama geliyor? Yani şöyle bir durumunu anladığım kadarıyla arabanın modeline göre hata kodu farklı bir anlama geliyor. Ateşleme bobininde yüksek voltaj olduğu anlamına geliyormuş arkadaşlar Peugeot'un forumunda. Şimdi ona baktık. Yani şu an arabada aslında bir sıkıntı var. Kardeşim bunu tekrar bir sanayiye artık götüreceksin. Yapacak bir şey yok. Çalışıyor mu? Yani çalışıyor galiba. Çünkü mesela forumlarda falan da hani böyle bir şey olabiliyor diye yazdığına göre demek ki gerçekten çalışıyor. 200 liraya gelmiş bize bu alet. Pelin'in arabasını biraz mahvetmiş olabiliriz. Beyaz'ın arabasında sorun bulmuş olabiliriz. Ben biraz ucuz kurtuldum ama şimdi gelelim senin arabana. Ben insaflı davrandım sana. Aynı özveriyi senden de bekliyorum abi. Hiçbir şekilde almayacaksın. Haberin olsun. Koray'ın arabasını buraya çektik ve bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Buyurun. Pasta cilamız var. Fiyatı ne kadar? Önce bunu söylesene. 170 lira. Çok iyi bu arada. Ve bunun bir güzelliği var. Yine çakmak, o soket mi denir neyse artık onun adı. Yine çakmak gözüne takarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bu arada, plaka için bu arabayı aldım biliyor musun? Evet, plakayı kestim bu arada. Gerçekten şanlı İzmir'in, Göztepe'sinin şanlı plakası arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir poşetin içerisinden. Dolap poşeti değil mi ya o? İki tane başlığımız çıktı içerisinden. Şunu unuttuk. İçinden
pasta çıkmıyor. Yani cila sende ama pasta yok. Bu yüzden de bir arkadaşımızdan bunu temin ettik diyelim. Yani bunun kutusuyla hiçbir alakası yok. Aramayı çalıştırıyorum. Güzel. Bu arabayı bayağı temiz kullanmışsın bu arada kardeşim. Aha, aklım çıktı. Bu arada şu uzunluğa bakarsak arkadaşlar. Yine arka tarafta bir tamponda çizik var. Oo, gitmiyor. Bitti. Arabanın nereye, nerede pastaya ihtiyaç var? Kapıya nerede? Geçelim mi? Şurası hem yakın yer. Şöyle bolca sürüyorum ben. Şimdi ben burada durmam lazım. Yoksa temassızlık yapıyor, bastırıyorum habire. Bu arada hiç bastırmıyor gibi bir şeyim şu an. Bir dakika dur. Bakmak abi, istiyorum. Hiçbir şey değişmedi. Gerçekten mi? Ama burası derin bir çatlak. Hani belki ondandır abi, diyeceğim. Bir kapı. Ama bak şurası sanki birazcık böyle bir kayganlaştı. Soruyorum. Yani. Diğer başlıkla denemek ister misin? Bu fazla yumuşak. Deneyelim, deneyelim. Onu yapıyorlar değil mi? Yapıyorlar, onu yapıyorlar. Hadi bakalım. Şuraya sürüyoruz yine. Oh. Buraya da attım ortasına birazcık. Çok güçsüz bu arada ya. Evet. Bayağı güçsüz. Bak birazcık bastırıyorum. Çok değil. Sen ne yapayım arabayı bayağı? Başlamışken dedim parlasın ya. Bu arada bir şey... Gel. Ne oluyor? Burası komple beyaz çizikti. Şu ufak olan yerler kapanmaya başladı. 2,5 metrelik bir kablo ile geliyor. O nasıl 2,5 metre kardeşim? 2,15 benim buradan burası. Peki. Alınır mı hocam? Alınmaz. İnsan şurayı bir yakar çakmakla makmakla da. Ben sana daha güzelini söyleyeyim mi? Bak. Kapıyı yok hayır. Yok. Yani. Bunu şey. Bak oraya kadar plastik örmemişler zaten. Şurada bitiyor da plastiği. Normal profesyonel çok pahalıysa çok ucuza bunu yapmış. Hani adam kullanılabilir diye ama yani çok şey yapıyorsan bir tane ustayı tanıdık edin. Başka türlü çünkü bununla bu işin içinden çıkamaz. Kesinlikle abi. Tamam şimdi son ürünümüzü açtık. Bu arada ürün bize böyle bir kutuda geldi. Hani kargocu bize pırlatıp gitti ürünü yani. Ne olur ne olmaz diye galiba. Ben çok güzel bir alet olduğunu düşünüyorum. Bunun güzelliği şu, bildiğiniz gibi bütün arabalarda artık USB'ler var. Arabaya priz de takabileceksiniz bu ürün sayesinde. Bu gördüğünüz zımbırtı iptal olmak zorunda. Aynen öyle. Artık öyle bir şey yok. Bu gördüğünüz ürün sayesinde. Her üründe olmuyor tabii ki ama diğer ürünler için. Burada farklı tipteki prizlerimiz var. Güzelliği şu turuncu hızlı şarj ettiğini söylüyor. Hızlı şarj ediyormuş. Şimdi bunların hepsini tek tek deneyelim. Bir bununla hızlı şarj edelim. Bir normal adaptörümüzle takalım. Bakalım olacak mı? Bir de oyun oynarız belki ya. Tamam oynarız. Bu arada bu sefer kullanma kılavuzunu okuduk ve bilgisayarı önermiyor. Peki şöyle bir şey var. Onun bilgisayarı denemiyor olması bizim bilgisayarı onu takmayacağımız anlamına mı geliyor? No. Come on. Tabii ki hayır. Hadi deneyelim. Şimdi ben bu arada bunun kablosunu çıkardım. Yaklaşık 70 santimlik bir kablosu var. Çok fazla değil ama yani araç içinde arkaya da uzatabileceğiniz gayet yeterli bir mesafe diyebilirim. Evet bunu bir yavaştan şöyle bir takıyorum. Taktım. İyice bir ışık yandı burada. Hemen bir şöyle USB kablosunu takıp ama hızlı şarj bölümüne takıp deneyeceğiz bakalım. Oluyor mu? Bakalım. Aa. Hızlı şarj ha? Tekrar takıyorum. Şaşırdım bu arada. Abi çok iyi. Bir dakika prizlere deneyeceğim. Şöyle bir prize takıyoruz bu kez. Evet priz hiç çalışmıyor. Anlık olarak gelip gidiyor. Belki fark ediyorsunuzdur siz de. Işık yanıyor. Şöyle bıraktıktan bir süre sonra sönebiliyor. Şarj aletimiz takılı ama telefon şarj olmuyor şu an. Şu an normal bir USB'ye taktım. Yani hızlı şarj demedi. Şu an 36 geçiyor saat. Bir tutalım bakalım 10 dakika sonra ne olacak. Ama aynı anda bir de laptopun şarj aletini deneyeceğim. Bakalım laptopumuz şarj olacak mı? Şu an burada takılı ışık yanıyor. Görüyorum yandığını. Laptopa takıyorum. Yani almadı arkadaşlar. Yani en azından kullanım kılavuzunda laptop yazmıyordu. Bilgisayar yoktu. Hadi onu anladım. Canın sağ olsun. Ama yani telefonun ben şarj aletini buraya takamayacaksam bunun bana yolda ne faydası olabilir? Şimdi bakalım kaç dakika oldu telefon şarjına bakacağım. 38 olmuş. 2 dakikada telefon. Nasıl olsa olmadı diye açtım ama %91 şu an. 2 dakikada %2 şarj okey yani gayet. Gayet iyi abi. Şöyle bir durum var. Burada birçok fonksiyon olduğunu söylüyordu. Burada 3 farklı priz girişi var. Diğer USB girişleri var. Burada çakmağını boşa atmana gerek yok. Buraya takabilirsin diyor. Sırf sadece bu hızlı şarj bana sunduğu için para vermeye gerek var mı? 50-60 liralık böyle takılan minnacık versiyonları var onun. Hem alan kaplamıyor. Bu çok kaba bir tasarıma sahip. Evet ya yani şurası için alan kaplıyor olacak eğer arabada tutarsanız. Ya benim arabada hiçbir yere koyamam. Vitesin üstüne koymam lazım. Doğru. Altına koysam inmez. Bari çakmağı soksaydık şuraya be. Yani ben hala onda kaldı. Ürünlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Başka eğer arabalarla ilgili ya da farklı konseptlerde incelememizi istediğiniz ürünler varsa ona da yorumları tabii ki belirtebilirsiniz diyelim. Ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.